Sevgili seyirciler, Ankara stüdyolarından merhaba. Yoğun gündem, malum erken seçim. Biz de siyasetçileri konuk etmeye devam ediyoruz. Ankara stüdyomuzda Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Vecdet Öz stüdyo konuğumuz. Gündemimiz erken seçimler ve stüdyomuzdaki konuğumuzla dönerek kendisini tanıtmasıyla programa başlıyoruz. Efendim siz kendinizi tanıtın buyurun. Programa da başlamış olalım. Programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Ben Sağlık Bakanlığı'nın eski bir bürokratıyım. 98 senesinde ayrılmış bir üst düzey bürokratıyım. Müsteşar vekaletinde, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük görevlerinde bulunmuş bir kardeşinizim. Yani ana vatan ve doğru yol dönemlerinin eski Adalet Partisi'nin devamı olan sürecin Süleyman Demirel'in bürokratıyız eski. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi adli tıp hocalarındanız. Şu anda emekliyiz partinin başında olduğumuz için. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu'yla, Osman Altuğ Hoca'yla 12 sene Anadolu'yu dolaştık. Maşallah. Siyasetin altyapısını yapalım. İnsanların ihtiyaçlarını öğrenelim. Tabii Adalet Partisi gençlik kollarından geliyorum. Adalet Partisi'nin devamı olan Doğru Yol Partisi'nde ve Anavatan Partisi'nde uzun yıllar bürokratlık, adaylık yaptık. Siyasetin içerisinde ayrı piştik. Hocalık görevimizde ayrı piştik. Tabii devleti tanıdık, bürokratlıkta ayrı piştik. Tabii bütün bu o dönemin siyasilerini, o dönemin bürokratlarını tanıyan, devleti iyi tanıyan bir kardeşinizim. Samsunluyum, Çarşamba ilçesindenim. 59 doğumluyum. İki tane kız evladım var. Birisi doktor, biri de tasarım mühendisi Amerika'da, biri Almanya'da doktorluk yapıyor şu anda. İki tane kızım. Maşallah. İki kız babasıyız. Bu vatan bizim için çok önemli. Bizler milliyetçi, maneviyatçı insanlarız. Merkez sağda yıllarca siyaset yaptık. Yani merkez sağdaki bütün partiler bizim dostumuz, kardeşimiz, tanıdığımız insanlarla dolu. Bu nedenle böyle bıçkın muhalefet yapmayıp kardeşlik, iyi niyet ölçüleri içerisinde siyaset yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin özlediği siyaseti Türkiye'ye getireceğimizi umut ediyoruz. Adalet Partisi'ni kurduk 2015 senesinde. Efendim Adalet Partisi çok köklü bir parti. Geçmiş olan iktidar olmuş parti. Şu anda konumu nedir partinin efendim? Şimdi biz Süleyman Demirel rahmetli olmadan önce Recep Yazıcıoğlu ile beraber sık ziyaret ederdik. Ve kendisine bir parti kuracağımızı ifade ettik Süleyman Bey'in. Akıl hocasıyız bizim. Erbakan Hoca'nın ben bürokratıyım, kararnameli bürokratıyım. Evet. Hem Erbakan Hoca'yı severiz hem Süleyman Demirel'i, ikisini de ayrı ayrı ziyaret ederdik. Süleyman Bey bize dedi ki, çocuklar dedi yeni parti kurmayın. Neden kurmayalım? Yahu dedi yeni parti isim olarak tutmaz. Neden tutmaz dedi. Bakın dedi Yaşar Nuri Öztürk, Allah rahmet eylesin gani gani. İsmi meşhur dedi. Söyleyin bakayım dedi partisinin adını hatırlıyor musun? Hakikaten biz de birazcık da Süleyman Bey'in huzurunda olduğumuz için kafamız karıştı hatırlayamadık. Evet. Peki dedi Osman Pamukoğlu'nun partisinin ismini söyleyin bakayım dedi. Bunlar hep dedi popüler insanlar. Bakın dedi parti meşhur olacak. Kişi partisi sayesinde meşhur olacak. İlk önce partisi seceresi olacak, geçmişi olacak. Bakın bu millet iki şeye dikkat eder dedi. Bir kızını verirken bir de oyunu verirken dedi secereye bakar. Onun için dedi sizler belli bir misyonun, belli bir partinin, belli bir geçmişin evlatlarısınız. Kendi misyonunuzu devam ettirin. Hemen biz dedik ki o zaman, ya dedik Tayyip Bey yeni bir parti kurdu. Nasıl tuttu Tayyip Bey'in partisi? Ya Tayyip Bey dedi değiştim dedi. Partimi terk ettim demedi ki dedi. Yani fikriyatının değiştiğini geçmişten gelen gelenekten yeni bir vizyon koyarak yeni bir isim koydu. Biz de öyle yaptık dedi. Doğru Yol Partisi kuruldu dedi. Adalet Partisi kuruldu Demokrat Parti'den sonra. Bu nedenle dedi biz seceresinin geçmişinin olması. Peki ne yapalım dedim Süleyman Bey'e. Recep Bey'le beraber rahmetli olmasaydı Recep Bey şu anda karşınızda oturuyordu. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu o genel başkanımız olacaktı. Adnan Kahveci teyze çocukları biliyorsunuz. O misyonu devam ettiren bir parti kurulsun dedik. Süleyman Bey'in o tarihteki vasiyeti oldu şimdi bize tavsiyesiydi. Dedi ki çocuklar önümüzdeki günlerde adalete çok ihtiyaç olacak. Bakın dedi biz 1965 senesinin dedi en fazla Türkiye'nin rekor oyunu almış 52.7 oy almış dedi bir partisiyiz. Yollarla, barajlarla, köprülerle o tarihte Türkiye dedi tanıştı. Demokrat Parti dedi daha Cumhuriyet'in devamı olduğu için bu yeterliği çok gösteremedi. Çok başarılı bir partiydi. Ancak dedi biz dedi patlama yaptı bizim dönemimizde. Şimdi dedi bakın bu AKP olsun, ANAP'ta bunlar hep dedi bizim devamımız olan, misyonumuzun devamı olan partilerde. Sakın kavga da etmeyin dedi merkez sağıyla. Evet. Tartışmayın çünkü sizin seçmeniniz, merkez seçmen, merkez sağ seçmen dedi bu partilerdedir. Sakın dedi seçmeni kırmayın. Ama dedi kişileri
şahısların isimleri üzerinden değil, politikalar üzerinden eleştirebilirsiniz. Yapıcı eleştiriler yapabilirsiniz. O yüzden şimdi bekleyin birazcık dedi. Bir müddet sonra bu partiyi kurun. Kurduktan sonra da kendisindeydi isim hakkı. O isim hakkını da verdi bize Adalet Partisi. Kurumsal bir parti biliyorsunuz. Yani marka değeri olan bir parti. 2015 senesinin 12 Eylül'ünde kurduk partiyi. 20 profesör, 50 sanayici iş adamı, 103 kişi toplam partimizi kurduk. Yarım yol ileri gitmeye çalıştık. Neden? Türkiye'nin siyasetini koklayacak, Türkiye'nin siyaseti hep biliyorsun bir yükseliş dönemi vardır. Plato yapar, evet. Sonra iniş başlar. İnişte de kendi misyonumuza, kendi devamımıza sahip çıkmak için, yani dalaşmak için, kavga etmek için kurmadık bu partiyi. Türkiye'nin devletten de geldiğimiz için devlette devamlılık esası vardır. Türkiye'nin kalkınma projelerini biliyoruz. Biliyorsunuz Süleyman Demirel 1980'de darbelerle giden bir liderdi. 1971 muhtırasıyla, 1960 darbesiyle Türkiye 3 kez bu misyon mağdur oldu. 28 Şubat kararları vesaire gelip o dönemden sonra da biliyorsunuz aynı mağduriyeti Erbakan Hoca yaşadı. Şimdi biz bu mağduriyetlere, askeri mağduriyetlere karşıyız ki en son 15 Temmuz'da bizlerin ne kadar mağdur olduğu ortaya çıktı. Bunu da ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız tabii. Yani bu gerçeklere haykırdı. Allah razı olsun. Bu önemli bir şeydir. Yani askerde kabahatin olmadığını, askere sızmış bazı sıkıntılı dış mihrakların Türkiye'yi yıllardır operat ettiğini, 60 ihtilalini, 71 muhtırasını, 80 darbesinin tamamıyla bununla ilgili olduğunu, Türkiye'deki siyaseti tanzim ettiklerini, 28 Şubat vesaire bu sürecin, ondan sonra muhtıraların, ikazların, kulak çekmelerin, birkaç askerin başının altından çıktı. Kenan Evren'le başlayan o süreçte bunların döküntülerinin, kalıntılarının olduğu ortaya çıktı. Tabii bunu da ikrar eden, ben aklım başıma geldi, kandırıldım diyen, onun sayesinde Türkiye'nin öğrendiği bir gerçek. Biz de bu darbelerin mağduru bir misyondan geldiğimiz için biz bu acıyı anlayabiliyoruz, hissedilen acıyı anlayabiliyoruz. Müsaade ederseniz bölüm bölüm gidelim. Tabii. Konular yani partimizin bir hayli. Yani mağdur olan bir ecdadın ahvadiyiz, AKP'de dahil. Yani Erbakan Hoca da dahil, MHP'de dahil, bizim parçadan Anavatan Partisi'nin, Doğru Yol Partisi, MHP, AKP, bunlar geçmişteki Milli Nizam Partisi, bunlar Adalet Partisi'nin gövdesinden kopan parçalardır. Biz Allah nasip ederse bu parçaları birleştirmek üzere yola çıktık. Adalet Partisi bir kitle partisidir. Bir partinin mezhebi olmaz, bir partinin etnik kökeni olmaz. Vatandaşlık ilkesi üzerinden, millet üzerinden siyaset yapılır. Bütün etnik unsurlara, bütün mezhep unsurlarına, bütün inanç unsurlarına eşit mesafede olan bir kitle partisiyiz. Barışçı, uzlaşı içerisinde, demokratik hak ve özgürlüklere saygılı. Yani herkes bizi sevmek zorunda değil. Hatta amiyane tabirle bize küfür bile edebilir. Süleyman Demirel'in biliyorsunuz tiyatro sahnelerinde rahmetli Özal'ın oyun koyarlardı sahneye. Hakaret mahiyetine gider seyrederdi bunlar karikatürlerini kahkaha içerisinde. Okullarda hatta sol partilerde de vardı Erdal İnönü'yü çizerlerdi. Bu bir hoşgörü meselesidir. Siyasi hoşgörüyü yeniden Türkiye'ye kazandıracak olan bir kitle partisi özellikle bizler Anadolu çocuklarıyız, ağzı çorba kokan. Allah bizi yaratmış, biz kendimizi yaratıyoruz. Gelmişiz, hoca olmuşuz, bürokrat olmuşuz. Ama bağdaş kuran, ondan sonra çala kaşık, ortadan yemek yiyen ailelerin evlatlarıyız. Dönemin Yıldırım Akbulut Başbakan'a da fıkralarla gündem yapılıyordu değil mi? Yapmışlardı, hiç de kızmazdı. Öfkelenmeyeceğiz. Siyaset sabır işidir, hoşgörü işidir. Şimdi bu sabır ve hoşgörü yavaş yavaş Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de oluştuğunu görüyorum. Keşke hani 16 yıllık süreçte sıkıntılar yaşadı Tayyip Bey. Belli bir süre bu kırılma noktasından sonra bazı şeyleri gördü. Tabii belediyecilik. Yani siz Adalet Partisi için genel başkan olarak bakış açınız buradan başlıyor bu konuda diyorsunuz. Tabii. Biz hoşgörü partisiyiz. Yani biz bütün merkez sağdaki partilerle, sol partilerle hepsine dostlarımız var, görüşüyoruz. Biz hataları siyaset bazında, şahıs bazında değil, siyaset bazında eleştiriyoruz. Süleyman Bey'in bize bir tavsiyesi vardı. Sakın şişilerin isimleri, şişilerin aileleri üzerinden siyaset yapmayın. Çok ayıp derdi. Biraz belaltı siyaset. Belaltı siyaset evet. Çok ayıptır. Belaltı siyaset ne yazık ki 1980 senesinden sonra başladı. Çok üzüldük. Son yani, dönemlerde Sayın yani bunlar Kılıçdaroğlu hoş şeyler değil. Bunu biraz bizler, dozajı artırarak yapıyor Kılıçdaroğlu. Bu hoş bir şey değildir. Yani ey diye bağırmak, öteki bilmem, ya hoş şeyler değil bunlar. Kişilerin bir kere bulundukları pozisyonları ifade etmiyor, temsil etmiyor, yakışmıyor. Etik. Seviye düşmemeli siyasette değil mi? Tabii. Eskiden Cahit Baban vardı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, benim babamların döneminde, biz o zaman Adalet Partisi gençlik kollarındaydık, meclisteydi bunlar. Meclis başkanı da bizdendi.
Dedi ki, kibar bir amiyane tabirle hakaret etti. Cahit yaban dedi. Baban demedi de. O da kalktı, babandır baban dedi kibar bir şekilde. Papyonlu bir milletvekiliydi. Yani o zamanki en büyük hakaret buydu. Ama tabii onlar şimdi tarihte kaldı. Onları bile kınayan Türk milleti bunları hoş görür hale geldi. Tabii bunu da kabullenen bir millet olmak da hoş bir şey değil. Seçmen meclisteki kavgayı benimsemiyor, hoşuna gitmiyor. Benimsemiyor tabii. Yani ne olursa olsun kavganın, hakaretin haklı bir gerekçesi yok. Allah nasip ederse biz bu kavgayı baskıcı, ayrıştırıcı, yasakçı, cezalandırıcı, istismarcı bir parti olmaktan Türkiye uzaklaştıracağız. Merkez sağa çekeceğiz geri. Eski fabrika ayarlarına Allah nasip ederse geri dönecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Neden? Bizim yaşımız müsait. Bilgimiz, tecrübemiz müsait. Devletten geliyoruz. 12 sene ağır bürokrasiden geliyoruz. Üniversite hocasıyız. Bir de her şeyden evvela esnaf çocuğuyuz, köylü çocuğuyuz. Anadolu'nun ağzı çorba kokan çocuklarıyız. Köylü partisiyiz, oradan geliyoruz. Halkın kıymetini biliyoruz. Millet nedir biliyoruz, köylü nedir biliyoruz, çiftçi nedir biliyoruz. Allah rızası için bu işi yapıyoruz. Milliyetçi, maneviyatçı insanlarız. Efendim, Adalet Partisi olarak kırmızı çizgileriniz nelerdir? Olmazsa olmazlarımız. Kırmızı çizgilerimiz şudur. Bir kere irtikap, hırsızlık, yolsuzluk meselesi. Bu kul hakkı Kur'an-ı Kerim'de. Ben 5 sene tefsir dersine gitmişim. Bizler öyle yetiştirilmiş insanlarız. Allah rızası için yapılan işte bu işlere tevessül etmemek lazım. Kul hakkı, Allah ne diyor? Allahu Teala kul hakkıyla karşıma gelmeyin diyor. Evet. Bugün hangi partiye bakarsanız bakın, belediyelerde genel başkanlarının bile kontrol edemediği bir sıkıntı var. Yani genel başkanlarının, yani suçlamamak lazım genel başkanı. Evet. Adamın haberi bile yok. Ama parti tefessül etmiş partiler. Bir kere bu ceza sistemlerini, denetim sistemlerini çok iyi artırmak lazım. Bizim dönemimizde yok muydu? Adalet Partisi olabilir. Ama %10 iken bu sefer %90 sıkıntılı hale geldi. 10 temiz hale geldi. Şişeyi tamam tersine çevirdik. Yani çalmayana aptal gözüyle, enayi gözüyle bakılıyor. Ben yıllarca bürokratlık yaptım devlette. 98'de müsteşarlık makamından ayrıldık. O tarihte bile, yani derlerdi hortum mordum meselesi. Şimdi ben tenzih ederim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin CHP'yi, onların da belki haberi olmadan genel başkanlarının, onların gıyabında kanalizasyon döşendi. Hortumdu, şimdi kanalizasyon yani döşendi. Biraz bu konuda da müdahil olan belediyeler var. Özellikle Güneydoğu'da kayyumların getirilmesi, teröre yardım ve yataklık yapan belediyeler ayyuka çıktıydı. Tabii. Doğu ve Güneydoğu'da değil mi? Onlar da tabii. Yani bakın. Yani bir asfalt düşünün, orada asfaltın altında bomba yerleştiriliyor. O malzemeyi yerleştiren belediyenin iş makineleri. Ama şimdi bu zihniyet 1980 darbesinden sonra ortaya çıktı. Yani buna taviz ve cevaz veren kanunların çıkarılmasıyla biz vidaları gevşetirsek su sızmaya başlar. Milli düğümleri çözersek bu kabiliyet kazanır. Biraz da bireyden başlıyor değil mi? Yani, yani her insanın vicdanı, polisi vicdanı olmalı derler. Yani asker polis her insanın başına dikemezsin diye öyle bir tabir de var değil mi? Siz sürüyü çok çevirirseniz amiyane tabirle uyuz eşek başa geçer derler. Yani biz Türkiye'de siyasetin kalitesini, seviyesini kendi elimizle düşürdük. Yani bizim dönemlerinde kabahati var. Tayyip Bey bir şey söyledi ya, yani bazı şeylerde beni suçluyorsunuz ama ya bu işin cemazül evveli var, geçmişi var dedi. Tabii bu ayrı bir program konusu belki. Tabii yani, siyasi mühendislik çalışması yapıldı Türkiye'de. Yani devletin, bürokrasinin kalitesi aşağı çekildi. Siyasetin kalitesi aşağı çekildi. Yani bu sağlıkla ilgili dediniz. Sağlıkta eczaneler konusu bir gündeme geldiğinde herkes bu iş olmaz demişti. Yani tabii. Özel hastaneler ayrı bir tartışma konusuydu. Yani bak, bu bizim dünden bugüne gelinen yani mesafeler. Tayyip Bey'in aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği bardağın dolu tarafına ayrı, boş tarafına ayrı bakmak lazım. Hakikaten ciddi 16 senede yapılmış hadiseler vardır. Yani ANAP'ın, Doğru Yol'un, geçmişte Adalet Partisi'nin devamının. Yani milli kalkınma denildiği zaman sağ partiler yani akla geliyor. Yani paradan sıfır silmek normal gibi geliyor ama o gün tabii için. Bunlar ciddi işler. Yalnız hatalar nasıl, neden var? Devlet bürokrasisi tasfiye edildi, edilmeseydi keşke. Mesela bizler eski bürokratız. Mesela ben şunu beklerdim, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti diyoruz artık. AK Parti, ben 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti demeye başladım, temizlenmeye başladı. Çünkü ondan önce Tayyip Bey de ikrar ediyor, kirli, evet. Sıkıntı var. AK Parti'nin keşke ilk kurulduğu zaman, Tayyip Bey bizim eski dostumuzdur. Bizleri çağırdı gerçi, bir araya geldik ama anlaşamadığımız bazı hususlar oldu ki kendisini ikrar ettiği hususlardı onlar 17-25 Aralık'tan sonra. Şimdi aynı şeyleri düşünüyoruz. Keşke bizlere deseydi ki, ya bu eski bürokratlar, eski siyasiler gelin bakalım. Devlet tecrübesi, çünkü tecrübeyle kaymışlardır bunlar. Tecrübesi çünkü bürokrasiden olmaz. Çok şikayet yani var. Yani bizleri bir araya getirseydi, Sağlık Bakanlığı'nda, Eğitim Bakanlığı'nda biz uluslararası kendi şahsına münasır devlet olamayız. Uluslararası entegrasyonu olan bir devlet yapısını kurmak zorundayız. Dünya ile beraber olmak zorundasınız. Siz dünyaya rağmen ayrı eğitim, dünyaya rağmen ayrı sağlık,
enerji politikası olmaz. Dünyaya aykırı politikalar geliştiremezsiniz. Mutlaka. Bizler Adalet Partisi olarak ilk işimiz o oldu. Mesela gittik eğitim sisteminde en iyi ülke hangisidir? Almanya, Japonya, Finlandiya bulduk üçünü. İşte sağlıkta hangisi iyidir? Onları bulduk. Bunları yeniden denedik. Dese ki bize, ya çocuklar siz de ayrı partisiniz ama bir hazırlık yapmışsınız. Yani siz de bu işe niyetlisiniz. Gelin şu programları bir paylaşalım. Vaktiyle Deniz Baykal benden istedi, biz sağ hükümettik. Onlar solcuyu dedi ki ya şu sağcıların dedi sağlık politikasını dedi. Senden rica ediyorum onu bana bir getirir misin dedi. Ben Deniz Baykal'a götürdüm zamanında. Ya fena sayılmaz, çok güzel bu dedi ya. Biz niye uygulamıyoruz bunu? Yani başarılı bürokratların görüşlerinin lazım. Alınması lazım. Eskilere diye. Müracaat. Şimdi evet, biz evet. Şimdi yılların deneyim var. Rağbet, tecrübe hemen eski kazanılmıyor. Eskiye rağbet olsa bit pazana ne olur? Çok kötü bir şeydir. Bu atasözüdür. Çok kızıyorum atasözüne. Sizler yaşlılığınızla, sizler tecrübelerinizle ayakta kalabilirsiniz. Şimdi köye gidiyorsunuz, ihtiyar heyeti var. Kız alırken, kız verirken, iş yeri kurarken ne yapıyorsun? İhtiyar heyetine gidip soruyorsun. Niye soruyorsun? Tecrübeye danışıyorsun. Şimdi tecrübe, birikim yaşlı da geçmişte vardır. Yani bizlere keşke danışılsaydı diyorum. Çünkü Türkiye çok ciddi bir, yani 11 sene kaybetti. 16 sene demiyorum, 2013'ten itibaren biraz daha düzgün bir hale gelmeye başladı hükümet. Bazı şeyler yapmaya başladı. Yani ben Adalet Partisi olarak söylüyorum bunları. Hani rakip olarak kabul etmiyorum. Türkiye'nin, çünkü hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Bir tuğla da biz koymak için söylüyoruz. Keşke bize müracaat etseler. Deseler ki eskilere, yahu gelin şu programlarınızı paylaşalım. Hatta bütün partileri bir araya toparlasa Cumhurbaşkanımız. Hepsinin programlarını istişare halinde, Türkiye'nin âli menfaatleri için. Biz siyaset sahnesinde ayrı mücadele ederiz ama Türkiye'nin istikbaliyle ilgili bu birlik beraberlik toplantıları yapmak lazım. Mecliste bunun yeridir zaten. Mecliste bunları tartışmak lazım. Meclis kavga, boğuşma yeri değildir. Tartışma ve husumet yeri değildir. Meclis ortak kararların, ortak görüşlerin bir potada eritildiği, Türkiye lehine dönüştürüldüğü yerdir. İnşallah biz Adalet Partisi olarak gelirsek bu mütedeyyin, ılımlı, sıcak, sevecen siyaseti diyecek ki keşke ben bu partide olsaydım. Efendim erken seçimle ilgili görüşleriniz nedir? Parti olarak nasıl hazırlanıyorsunuz? Hangi illerde gireceksiniz? Gündemle ilgili mevcut erken seçim gündem biliyorsunuz. Şimdi erken seçime diğer partiler karşı çıkıyor. Erken seçim gayri yasal bir faaliyet midir şu anda? Alınan karar gayri yasal mı? Yasal. Yasalar evet, çizgisinde alınmıştır. Şimdi Cumhurbaşkanı... Hem ne kadar baskın seçimden sonra... Ben seviniyorum erken seçim olsun. Neden? Akvaryumun suyunu değiştirmekte fayda vardır. Yenilemekte fayda vardır. Yani sonuna kadar mı beklemek lazım her şeyi? Demokrasilerde... Ya şimdi Tayyip Bey ne dedi? Yani rakip partimiz bizim şu anda ne dedi? Ben akvaryumun suyunu değiştirmek istiyorum. Kendi partimi yenilemek istiyorum. Ben erken seçim arzu ediyorum. Devlet Bey sizi arzu, ben de arzu ediyorum. CHP'yi de sormadılar mı? Olsun dedi, ben evet, de arzu ediyorum. Şimdi erken seçime sanki karşıtlık üzerinden bir siyaset yapılıyor şu anda. Ha şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Erken seçim olabilir sinyali verilseydi, partilerin bazı hazırlıkları vardır. Kongre hazırlıkları vardır. Ondan sonra mesela bu uyum yasaları vardır. Keşke hani o 24 Haziran olmazdı da Ağustos, Eylül olabilirdi. Yani hazırlık yapmakta fayda var. Mesela Tayyip Bey'in bir yanlışı da şu oldu. Dedi ki erken seçim isteyen Türkiye'ye ihanet eder dedi. Yani baştan keşke bunu söylemeseydi. Çünkü erken seçim olabilir, neden olmasın? Koalisyonlar olur, erken seçim bu demokrasinin gereğidir. Bunlar yasal şeylerdir. Şimdi biz ne yaptık Adalet Partisi olarak? Hazır mıyız? Biz hazır mıyız? Mesela 2015'te kurulduk. 2016'da kongremizi yaptık, kurultayımızı. Mesela İYİ Parti kurultayını Nisan ayında yaptı. İYİ Parti seçime giremiyor otomatikman. Evet. Yani giremeyebilir, bir sonraki seçime girersin, belediye seçimleri var. Niye ısrar ediyorsun kardeşim? Yani bunu ılımlı karşılamak lazım. Türkiye'nin 100 bin imza konusu var İYİ Parti'de. Ya olabilir. Senin. Yani gücün kuvvetin varsa 100 bin imzayı toplarsın. Mesela ben toparlayabiliyorum. Biz partimiz Cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyor. Gayet doğal olarak 100 bin imza ne demek ki iktidara bir şey talip olan bir şey değil. İYİ Parti yani için? Ben şu anda 72 vilayette ilimi kurmuşum, il teşkilatımı. 9 evet. tane eksiğim kalmış. İl ve ilçelerde 3'te 1 ilçelerimi tamamlamışım. Sadece yeni çıkan YSK'nın dedi ki ya çocuklar bize söyledi bunu, açtı telefonu. Ya bir teşkilatın tanımlanabilmesi için kongresinde yapması lazım. Yeni kurulan partilerde kurucu başkanların kongre yapması gerekmiyor eski yasaya göre. Dedi ki yapılsın da yerleşik olsun, bunları bir görelim dedi. Olsun dedik, biz de kurmaya başladık. Ne mahsuru var bunun? Yani şimdi diyelim ki yeterliğini almış bir parti alsa, tek başına seçime girse, yani %10 barajını aşacak mesela İYİ Parti'ye örnek veriyorum. Diyelim ki açtık, 12 aldı, 15 aldı. Kaç tane milletvekili çıkaracaksın? Zaten ittifak yapmadan, şu anda başkanlık sisteminde, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde ittifak yapmadan varlık göstermesi siyasetin mümkün değil. İttifakınızı seçime girme yeterliğiniz olmadan da adına ittifak demezsiniz de işbirliği dersiniz.
Geçmişte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin. Yani gene o da dostumdu. Muhsin Bey ne yaptı? Doğru Yol Partisi'ne müracaat etti. Bütün milletvekili adaylarını Doğru Yol Partisi'nden gösterdi. Sonra fidanlar büyüyünce meclisten söktü, kendi partisine getirdi. Ve grubunu kuramadı belki ama az sayıda milletvekiliyle temsil etti. Yani böyle yırtıcı, kavgacı olmamak lazım. Osmanlı'da çareler tükenmez. Bunlar birer çaredir. Şimdi mesela biz... Sizin ittifakınız var. Bizim şöyle, mesela bizi İYİ Parti arıyor, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden arayanlar oluyor, AK Parti'den arayanlar oluyor, dostlarımız. Ne yapıyoruz diyor. Yani birlik beraberlik içerisinde olmayı istemek kadar doğal bir şey var mı? Yani evet. Güçlenelim. Bizi arıyorlar. Biz de tabii kokluyoruz, bakıyoruz. Bizim siyasi misyonumuza, geçmişimize hangisi daha yakınsa, bir de devlette devamlılık esasını bozmayacağımız, duvardan düşmüş olan varken, yeniden duvardan düşeceği beklemeye Türkiye'nin tahammülü yoktur. Bu çizgiden, bu minvalden hareket ederek biz de geçmişteki siyasi tecrübemizle, bürokrasi tecrübemizle devlete bakıyoruz. Yeniden bir yapılanma var. Bu hazırlıklarımızı bu minvalde yapıyoruz. Hani buradan belki ilan etmeyeceğim evet. Şu andaki niyetimizi. Çünkü Genel İdare Kurulumuz Merkez Karar Kurulları'nda karar almadan böyle bir şeyi benim genel başkan sıfatıyla tek başıma ifade etmem yakışık almaz. Evet. Etik olmaz. Ancak ben Türkiye'deki bütün siyasete sıcak bakıyorum. Ama bir de bu işin şeyi vardır, yani olabilirliği vardır. Yani hayal kurmadan gitmek lazım. Ben bunu çok seviyorum diye olmayacak kızı isterseniz aile vermiyorsa olmaz. Yani üzerine gitmenin bir faydası yok. Hem onu üzersiniz hem kendiniz üzülürsünüz. Hayal kurmuş olursunuz. Biz bugün istiyoruz ki Türkiye'de milliyetçi, maneviyatçı çizgi sarsılmasın. Türkiye şu anda Afrin'e girdi. Ciddi bir mücadele evet. veriyoruz. Türk milleti bunun belki şu anda farkında değil. Belki ayyuka çıkarılmıyor iş ama ciddi can kayıpları var, bir sürü hadiseler var. Yani bir savaş halimizdir. Bu olur. Doğasında vardır bu işin. Biz bir coğrafya kaynıyor. Kaynıyor. Dünya yani kaynıyor. Şu anda toplu cinayetlerin işlendiği, büyük hadiselerin olduğu, Orta Doğu'nun paylaşım, onu kurtlar sofrasına Orta Doğu'nun yatırıldığı, Türkiye'nin de bu ateşin içine çekilmeye çalışıldığı kritik ve tarihi bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte şimdi tutup da bir seçimle, erken seçimle, bilmem neyle Türkiye oyalarsak Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Efendim, ben Tayyip Bey'in yerinde olsam şunu hiç seçim de yapmazdım. Soracağım. Olağanüstü halle evet. bunu devam ettirip yahu seçim de yapmayabilir. Mücbir bir durum var şu anda Türkiye. Şimdi yorumlar var. Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'nin seçim bu kadar erken almasının iç ve dış tehlikelerle özdeşleştirildiği, tahminler yürütüldüğü, komple teorinin uygulandığı, söylendiği senaryolar var. Sizce niye erken seçim bu kadar elzem oldu? Yani erken seçimin Afrin'le seçim alakası nedir? Erken seçimin iç düzenle alakası nedir? Devletlerle alakası evet. nedir? Şimdi ben kaptan şoförüm, direksiyonda gidiyorum. Arkada da var bir sürü yolcu. Benim uyuyup uyumayacağıma, ne zaman dinleneceğime yolcu karar veremez. Ben direksiyondaysam benim her an sağa çekip dinlenme, istirahat ihtiyacım varsa, bir şey yenileme ihtiyacım varsa, benzin ikmal yapma ihtiyacım varsa bu ikmali benim tasarrufuma terk etmişsin. Şimdi Türkiye'yi sen bana teslim etmişsin kardeşim. Etmişsin. Evet. Şimdi Türkiye'yi kim yönetiyor? Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti yönetiyor. MHP'de dolaylı bir şekilde yasal hakkıdır. Gider kardeşim, kimse sen niye gittin? Dönek misin sen? Vallahi demeyle öyle bir şey yok. Ayıptır bunlar. Ayıp şeylerdir. Evet. Yarın başka parti, biz de yapabiliriz yarın. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar partilerin yönetim organlarına çıkmış kararlardır. Yani Devlet Bahçeli'nin iki dudağın arasına çıkmış karar değildir ki bu. Tayyip Bey de ne yapıyor? Genel başkan sıfatıyla partisinin yürütme organlarına, yönetim organlarına bunu sorarak bir de ne yapıyor? Devleti yönettiği için devletin yönetim organlarının dışında stratejik organları vardır. Genelkurmayı vardır, Milli İstihbaratı evet. vardır. Devletin derin bölümleri vardır, birimleri vardır. Buralar Tayyip Bey'e şunu söylüyorsa, Tayyip Bey şimdi 2019 senesinde bu işi sarkıtırsan 2019'a karşımıza şöyle bir felaket çıkacak. O zaman Türkiye'de sıkıntılar olabilir. Gel sen bunu buraya al taşı diyorsa. İç dinamikleri güçlendirelim, istikrarı yani sağlayalım. Şimdi Tayyip Bey çıkıp dış mücadelemizi yapalım. Televizyonda her şeyi paylaşmak zorunda dedi ki devletin sırları vardır, evet, bilgiler evet. vardır. Bir de ben bu devletin işte dili diyor farklı. diyor ki Tayyip Bey şunu söylemeye getiriyor. Terör bağlantılı devlet içerisine sızmış mirakların ayıklanması bir seçimle endekslidir demek istiyor. Bunu açık söyleyemiyor belki. Mesaj bu. Yani siz FETÖ'yü temizlemek için siyasi kanadını arabadan indirmek için siyasi kanadını, yani bu yolda bırakmak için, bir yerlere çukura gömmek için bir şeyler yapmak zorundasınız. Bu bir fırsat. Sadece AK Parti değil. Tabii. CHP için de bir fırsat. Yani şu anda Cumhuriyet samanlık yandı, fareler diğer partilere kaçtı. Bak diğer partiler için de sıkıntı var. Evet. O partilerin de bir ayıklama yapması lazım. Yani bu 24 Haziran'ı
Ben seçime girerim girmem hiç önemli değil. Adalet Partisi olarak düşünmüyorum. Ben bunu Türkiye'nin, Türkiye sevdalısı, milliyetçi ondan sonra bu ruhu taşıyan bir insan olarak söylüyorum. Doktor Vecdet Öz olarak söylüyorum. Bu vatanın evladı olarak söylüyorum. AK Parti karşıtlığı üzerinden değil, AK Parti sevgisi üzerinden de söylemiyorum. Vatan sevgisi üzerinden seviyorum. Terör karşıtlığı üzerinden söylüyorum. Vatan varsa partiler de var. İktidar da var. Muhalefet de var. Müşavere çok önemlidir. Dinimizde de istişare önemlidir. Bu istişare yapılmadan verilmiş bir karar değildir. Ha bunun kanuni bir sakıncası varsa koyarsın ortaya. Tayyip Bey'e siz şunu sormakta ısrar ederseniz yanlış yapmış olursun. Niye erken alıyorsun kardeşim? Sen korkuyor musun? Yani senin endişelerin mi var? Evet var benim endişelerim. Korkularım var. Partimle ilgili değil, Türkiye ile ilgili var. Hakikaten Türkiye ile ilgili var. Ben bunu şöyle görebiliyorum. Burada hak veriyorum. Seçim geç kalınmış. Ben ya hiç yapmamak lazım diye düşünüyorum. Mücbir bir durumdur. Bu savaş halindedir Türkiye. Yani hiç seçime sokmayabilir. Ama karşı taraf ısrar edeceği için Tayyip Bey'in hadi gelin bakalım yapalım demek gibi bir mecburiyeti vardır. Devlet Bahçeli bu işi Ağustos'a işaret etmiştir. Birileri Temmuz'da olacak diye düşünürken Tayyip Bey de gel bu kadar beklemeyelim. Bu tartışmayı açılıp da yıpranmasın. Birbirimizi yormayalım. 24 Haziran'da biz bunu yapalım demiştir. Bu da yasaldır. Gayri yasal bir şeyse itiraz edersin. Yanlışsa Bağdat'tan döner. Sen parti olarak giremiyorsan seçime yerel seçimler var. Bekle kardeşim. Demokraside çareler tükenmez. Evet. Sabır göster. Bu arada mevcut efendim sizi ittifak yapmamanız için, birlikte olamamak için bir sebebiniz yok ki. Yani seçime girme yeterliliğiniz bile olmaz. Mesela İYİ Parti gider Saadet Partisi'nden milletvekillerini gösterir. Meral Hanım da işte 100 bin tane imzayı toplar. Cumhurbaşkanı bunun bir engel var mı önünde? Yok. Yani burada tıkanmışsa burada bir çözüm var. Başka C planı var, B, D planı var. Bizde de var mesela planlar. Biz bunları masaya yatırıyoruz. Sinirlenmeden, hakaret etmeden, Türkiye meselelerine hassasiyetle bakarak, milli duygulardan sapmadan, manevi duygulardan sapmadan birlik beraberlik içerisinde bu işi çözmek zorundayız. Neden? Bir emperyalizm haçlı meselesi bir Tayyip Bey'in ütopyası değildir. Bu mesele Allah korusun bizim 1960 darbesinde, 71 mıhtırasında, 80 darbesinde canlı yaşadığımız, benim Selimiye'de yattığım, iki gece yattığım, gözaltına alındığım şaka gibi olan dönemlerin devamını hala yaşıyoruz. Tayyip Bey bunun farkına 2013 senesi 17-25 Aralık'ta varmış olabilir. Ben günaydın demem Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Teşekkür ederim, tebrik ederim, sağ ol derim. Ben o zamana kadar senin yanında değildim ama bundan sonra yanındayım. FETÖ karşıtlığı üzerinden siyaset yapan bir adama karşı olmak mümkün mü? PKK terör örgütü, sırf PKK değil, bütün terör örgütlerine karşıtlık üzerinden şu anda aklım başıma geldi, kandırılmışım deyip bu karşıtlık üzerinden siyaset yapan bir adamın karşısında olmak mümkün mü? Böyle bir şey ülkeye mümkün. Bu kadar FETÖ'ye yani zarar vermişken sizin bir aklınız varsa dersiniz ki Tayyip Bey hep eleştireceğine dersin ki şunu da yap kardeşim, bizim parti politikamızda var, ne olur yap oradasın, kıymetini bil bunun dersin. Bir meclise bir önerge sunarsın. Önerge çünkü parlamentonun içerisinden geliyor. Biz de bürokraside görevleri yaptık. Burası Muz Cumhuriyeti değil ki. Bunun bin tane yolu var. Bu milleti bu şövenist siyaset üzerinden, popülist siyaset üzerinden artık kandırmasınlar. Başkanım bize sosyal medyadan temenni ve sorular var. Erdal Güzel kardeşimiz, Sıtkı Ada kardeşimiz sevgi ve saygılarını sunuyorlar. Sizi Allah izlediğini, razı olsun. Sevgi, siyasetinizi beğendiğini sunuyoruz. Söylüyorlar. Yine sorulardan birisi FETÖ'nün bu ülkeye verdiği zararın boyutları nelerdir diyor bir arkadaşımız. Bizde de böyle bir soru vardı. 15 Temmuz'la bağlantılı bunlara. Onu hemen söyleyeceğim Aydın Bey. Sözlerinizi bitirdikten sonra. Bu FETÖ meselesi iki program. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. İlk önce Tayyip Bey bir şey söyledi. Ben Tayyip Bey sevdalısı bir adam değilim ama burada yanlış anlaşılmasın. Ben Tayyip Bey 2013'e kadar yerden yere vuran adamlardan bir tanesiyim. Neden? PKK ve FETÖ meselesi yüzünden, açılım meselesi yüzünden. Bu işin Kürt meselesiyle alakası yok. Bu işin Müslümanlarla alakası yok. Mış gibi gösterip Türkiye'yi bizim milli, manevi, ahlaki değerlerimizle oynayıp bunlara ceket giydirip, emperyal ceketi giydirip halkı kandıran ve siyaseti de aldatan, kandıran Tayyip Bey'in kandırıldım, milletten özür diliyorum, Allah'tan da af diliyorum, affedin beni, özür diliyorum demesi bir cumhurbaşkanı için hakikaten çok büyük bir hadisedir. Bak söyleyeyim size. Bunu herkes söylemez. Süleyman Bey'le sizin fikrinizi o sözler tabii, değiştirir. Bu samimi bir ikrardır. Şimdi FETÖ meselesini de şöyle söyledi. Dedi ki bizden evveliyatı var. Bir kere Erbakan Hoca FETÖ meselesine karşı çıkan bir adamdı biliyorsun. Bu Siyonist bağlantılı demişti. Erbakan Hoca'yı haklı çıkarttı. Tayyip Bey de Erbakan Hoca'yı haklı demedi ama haklı çıkarttı. Süleyman Demirel bunlara yüz vermemiş bir adam. Menderes döneminde de bu işler vardı. Demirel döneminde de vardı. Tansu Çiller döneminde de vardı. Mesut Yılmaz döneminde de vardı. Ve hatta
80 sonrası ANAP'ta ve ondan sonraki Doğru Yol Partisi'nin İçişleri Bakanlığı'nın polis atamalarına bir göz atabilirsiniz. Bu işin bizden evveliyatı vardır demesi evet, Tayyip Bey haklı evet. çıkarır. Bu işin ben canlı tanığı benim. Ben bürokratım. Yani biz kül yutmayız. Bu işin içinden gelen adamlarız. Biz gözümüzle şahidiz. Biliyoruz. Gözümüzle şahidiz. Orijinal askerle askere sızmışları birbirine ayırmak lazım. Orijinal polis teşkilatımızla içine sızmış namussuzları birbirine ayırmak lazım. Polis teşkilatına Peygamber Hoca askeriye kara bulaş Tayyip Bey şimdi bulaştırmıyor anladı. Sahip çıkıyor. FETÖ'yü Türkiye'ye taşıyan kimdir biliyor musunuz? Kimdir? Kasım Gülek diye bir isim duydunuz mu? Evet. Kasım Gülek Adanalı İttihat Terakkici bir ailenin oğludur. Adana'da ilkokulu bitirmiş, Galatasaray'da ortaokulu, Robert Kolej'de liseyi okumuş, Fransa'da siyasal bilgileri bitirmiş, Columbia Üniversitesi'nde master yapmış, Avrupa'ya, Berlin'e gelmiş, İngiltere'ye gelmiş, Almanya'ya gelmiş ve oralarda da kariyerini tamamlayarak Columbia Üniversitesi'ne dönmüş. Bu Cumhuriyet ilan edildiği dönemlerdeki hadisedir. Bu kişi Amerikan tedrisatında yetişmiş, 7 tane lisan biliyor. Türkçe'ye de doğru konuşsa 8 bilecek de. Evet. 7 tane lisan bilen, Türkiye'nin medarı iftarı kabul edilen bir şahsiyet o tarihte Columbia Üniversitesi rektörü Atatürk'ü arıyor. Diyor ki siz Cumhuriyeti kurdunuz. Burada sizin Türkiye'den yetişmiş, sizlerle gurur duyuyoruz. Medarı iftarlarınız var. Bunları niye değerlendirmiyorsunuz? Kim diyor Atatürk? İşte öneriyorlar Kasım Gülek'i. Kasım Gülek referansla, rektör referansıyla beraber Atatürk'ün yanına geliyor. Uğraşacak zamanı yok Atatürk'ün. İsmet İnönü'ye tevdi ediyor. Diyor ki İsmet evet. al bununla ilgilen diyor. Bakıyor İsmet Paşa çok donanımlı bir çocuk. 7 lisan biliyor. Master'ını yapmış, doktorasını yapmış. Bir Türk evladı, İttihat Terakkici. Türkiye'den gitmiş. Maşallah diyor. Atatürk'ün talimatını alıyor, bunu partide değerlendiriyor. Sonra bu Kayseri milletvekili oldu. Sonra yaşı Kemal'e 50. oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950 ile 59 senesi arasında genel sekreterliğini yaptı Kasım Gülek. O zaman siyasete... Kasım Gülek'i bir yerden daha hatırlarsınız. Ecevit kızı Tayyip'e Gülek'i milletvekili yaptı hatırlarsınız. Evet. Hatırlarsınız değil mi? Hatırlarsınız. Evet. Peki kim bu Kasım Gülek? Kasım Gülek Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcilik yapmış, daimi temsilcilik. NATO'da görev yapmış yönetici olarak üst düzey, başında. Uluslararası. Bir de ne yapmış? Bizim bir Kore hadisemiz var biliyorsunuz. Süt içtik. Aynı yaştayız. Evet. Kore harbi oldu biliyorsunuz. Evet. Bize de o zaman süt tozu dağıtıyorlardı falan hatırlarsınız. Kore'ye Birleşmiş Milletleri temsilen başında başkan olarak gitti. Yani Kuzey Kore'den Güney Kore'yi ayıran Haçlı zihniyeti şamanları aldı, Hristiyan yaptı ve orada bir papaz buldu. Moon Kilisesi'ni kurdular. Moon Tarikatı'nı kurdular. O işi organize eden kişidir Kasım Gülek. Ve bu Türkiye'ye geldi. Moon'un şubesini kurdu. Aydın Bey. Moon'un şubesini açtı. Moon'un devamı Türkiye'de kimdir biliyor musunuz? Fethullah Gülen tarikatıdır. Bak Moon tarikatı. Oradan başlıyor. Bu bir Siyonist tarikattır. Yani Hristiyan'la Yahudi'nin birleştiği yer nedir? Bunlar arz-ı mevhutu beraber yapıyorlar. Ve İsa'nın Mesih olarak geleceğine birlikte inanıyorlar. Bizde Mesih yok biliyorsunuz İslam'da. Bizim son peygamberimiz... Peygamber Efendimiz Kelime-i Tevhid, Hazreti Muhammed değil mi? Allah'ın sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed. Bizim Kelime-i Tevhid'e inanıyoruz. Fethullah Gülen ne demişti? O İsa derse, sen Muhammed dersen, öteki de Musa derse Allah'ta nasıl birleşeceğiz? Kelime-i Tevhid'i inkar etmişti biliyorsunuz. Bununla ilgili maalesef, beyanatları vardı. Maalesef. Bu Mun tarikatının görüşü budur. Oradaki Mun'u kuran İsrail'dir. Yani Siyonizm, İsrail'deki adıdır. Oradaki Mun'dur, Türkiye'deki de Fethullah Gülen tarikatıdır. Bunlar aynı tarikattır. Bu Siyonist tarikat tuttuğu rahmetli Demirel'in bu 60 darbesinde parmağı var. Kasım Gülek'in o tarihte Haim Naum doktrini vardır. Şeyin söylediği. Haim Naum bu işi şeyin de İsmet Paşa'nın danışmanıdır. Lozan'a beraber gittiler. Yani Haim Naum haham başıdır Türkiye'nin Osmanlı zamanında. İsmet Paşa'nın danışmanı Lozan'ı yönlendiren adam. Lozan'ı bunlar yazdırdı. Hani eksiklikler vesaireden evet. bahsediyoruz ya. Ve geldiği zaman İsmet Paşa'ya danışmanlık yaptı. Ve o tarihte Kasım Gülek'e destek veren Haim Naum'dur. Kasım Gülek siyasal İslam projesinin de mihmandarıdır. Dediler ki bu Türk'ü yok etmenin yolu Çanakkale'de yok edemedik. İstiklal Harbi'nde yok edemedik. Neye? Bunların bir dini vardır ki dini uğruna bunlar canını verir. Şehitlik mertebesi önemlidir. Savaşları kazanmak bunların karşısında mümkün değildir. O zaman ne yapacağız? Bu silahı ellerinden almamız lazım.
Bir, milli düğümleri çözeceğiz. İki, dini düğümleri çözeceğiz. Maneviyatı yok edeceğiz. Siyasal İslam projesi dini yozlaştırma projesidir. Aynı zamanda halkı fakirleştirme projesidir. Evet. Aynı zamanda milli düğümleri çözme projesidir. Kasım Gülek, Fethullah Gülen'i 18 yaşında bulup Edirne'ye getiren adamdır. Bu ülkenin başına bela eden Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve Ecevit Mun Tarikatı üyesidir. Buradan söylüyorum. Ondan sonraki süreçte isimlerin çoğu Mun Tarikatı'na üye edilmiştir. Mun Tarikatı Mason localarıyla birlikte çalışır. Siyonizmdir. Türkiye'ye bu işi yaygınlaştırmışlardır. Bunlar Atatürk'ün altını dinamitlemişlerdir. Bunlar Menderes'i ipe götürmüşlerdir. Bunlar 1961 senesinde Adalet Parti kurulduğu zaman korkuya kapılıp 1971'de 65'te yükselmiştir Türkiye. 71'de muhtıra yapmışlardır. 80 darbesini Kenan Evren'e yaptırmışlardır. Bülent Ulusoy'u başbakan yapanlar bunlardır. Özal ondan sonraki siyaseti tanzim eden, kitle siyasetini Türkiye'de bitiren Sünni İslam Partisi, Alevi İslam Partisi, Kürt Parti, işte şey parti, Türkçü Parti, Kürtçü Parti, kafatasçılığı. Ondan sonra hep kargaşadan nema alanan beslenen diye. Siyaseti parçalarsanız mensup evet. olduğu toplumu da oraya blok edersiniz. Siyaset kapıştıkça toplum kapışır. Kavga eden toplum, iç harbe giden toplum, fakir toplum. IMF'ye getirdiler. Kredi ver, Hayim Naum doktrinde yazar. Bu para verin ama bu üretime yönelik yatırımda kullanılmasın. Tüketime yönelik. Araba evet, alsın, ev alsın. İstediğiniz yerde kuramazsın. İşte Kemal Derviş de bunların adamıdır. Getirdiler Türkiye'ye. Adam bakanlığı bırakıp gitti vazifesini tamamladı. Evet. Ondan sonra o tarihte işte Mustafa Sarıgül'ü organize eden bunlar da açık söylüyorum size. Evet. Hüsamettin Özkan'ı vesaire o tarihte biliyorsun Kemal Derviş olaylarını hatırlayın. Türkiye kasa atılma, masa atılma, Türkiye'yi karıştırma ve 2001 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken Tayyip Bey'i de kandıranlar bunlardır. Efendim, bakın ona söylemem lazım. Evet. 2013'e kadar 11 sene kaybettik. Maddi manevi çöktük. Yüzlerce şehit uzuvlarını kaybetmiş yüzlerce gazi ya mal oldu bu hata bize. Diyorum ki duvardan düşen bizim için önemli. Hata yaptım diyen adam bizim için önemli. Ben Tayyip Bey'den 2013 öncesinin hesabını ayrı sorarım o başka bir şey. Ama 2013 sonrası yani Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye gelse Türkiye'yi Tayyip Bey'den dahi mi idare edecek? Yani Meral Akşener Türkiye'de İçişleri Bakanlığı yapmadı mı? Bu yeni mi çıktı piyasaya? Yani daha mı iyi yönetecek Türkiye'yi? Tansu Çiller şu anda Tayyip Bey'le beraber tamam destek veriyor. Allah razı olsun. Tecrübesinden. Efendim oraya gireceğim. Siz iktidar partili dönemlerde partinizin iktidar olduğu dönemlerde bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış. Yani Adalet Partisi dönemindeki isimlerden partinizde yer var mı? Değerlendiriyor musunuz? Onlarla tabii. diyaloğunuz var mı? Kesinlikle. Şeklinde sorular şimdi var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Adalet Partisi ve Demokrat Parti menşeili bütün arkadaşlarımız bizim partide. Demokrat Parti'nin %50'si diyebilirim. Çünkü ben Demokrat Parti'nin Nevzat Ercan, eski Diyanet'ten sorumlu evet. Adalet Bakanımızdı. Onunla beraber hareket ettik. Nevzat abi kanadı bizimle beraber. Doğru Yol Partisi bugün sizden çıktıktan sonra Doğru Yol ve Anavatan Partisi kardeşlerimiz, genel başkanlarımız beni bekliyor. Onlarla biliyorsun resmi olmayan bir mutabakat yaptık. Evet. Bunu resmiyete çevireceğiz. Anavatan Doğru Yol bizimle beraber. Yani biz Demokrat Parti'nin bir bölümü, Doğru Yol'un tamamı, Anavatan'ın tamamı, Adalet Partisi'nin tamamı. Biz bir eski merkez sağdaki ittifakı sağladık aramızda. Birlikte hareket etme kararı aldık. Bunun bir eksik ayağı nedir? Devamı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Yani oradaki arkadaşlarımız da bizim arkadaşlarımızdır. Evet. MHP'dir bizim devamımız olan. Büyük Birlik Partisi'dir bizim kardeşim. Muhsin Yazıcıoğlu benim çok eski kardeşimdi, samimi olduğumuz, birlikte hareket ettiğimiz. Biz milliyetçi, maneviyatçı ve merkez sağdan gelen liberal kopmuş parçaları birbirine birleştirerek Türkiye'yi fabrika ayarlarına çevirecek yeni bir siyaseti tanzim etmek üzere yola. Hiç acelemiz yok. Öyle biz seçime yetişelim. Şu anda 72 velayette varız. Şu anda 60 bin tane üyemiz var Türkiye'de. 60 bin üye ciddi bir üyedir. Ve 81 vilayete 9 vilayet kaldı tamamlamaya. Ben bugün Taksim Meydanı'na istesem 150-200 bin kişiyi toplarım şu anda. Toplarım. Efendim, bunlar bize inanmış. İkbal dağıtmıyoruz şu anda. Evet, son sözlerinizi bağlayalım. Açısından bağlayalım efendim. Dilerseniz şu Afrin meselesinde yarım kaldık burada. Evet. Afrin meselesinde devlet politikalarına destek veriyoruz sonuna kadar. Hatta eksik bir politikadır. Kuzey Irak'ta Musul, Kerkük meselesinin o bölgenin de halledilmesi lazım. Orada PKK kampı eski bildiğimiz Kandil falan değil. Epey sayıda PKK'nın mirakları vardır. Bu Siyonist, bakın kendini Kürt gibi gösteren Siyonist ve Ermeni uşaklarının örgütleridir bunlar. Bizim Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Bu isyanlar geçmişte çıkarılmış falan böyle bir isyan da yok. Kürt isyanı da yok. Bakın böyle bir şeyler yok. Bunlar hep Siyonist
kalkışmalardır. Bunlar Cumhuriyet döneminde olmuştur, Osmanlı döneminde olmuştur. Daha sonra da olacaktır. Tayyip Bey'in bu mücadelesi haklı bir mücadele ama rica ediyorum Kuzey Irak'la Kuzey Suriye'yi ayrı kabul etmesinler. Burası çünkü emperyalizmin Hindistan'da bir ipek yolu vardı biliyorsunuz. Şimdi evet. enerji yoluna dönüştü. Oradan başlayıp Kıbrıs üzerinden Akdeniz'e doğru gidecek, Avrupa'ya bağlanacak olan büyük bir emperyalist projedir. Afrin şu anda bu projenin böğrüne sokulmuş bir hançerdir. Kurban olayım. Önemli bir hadisedir. Yani bir kahramanlıksa bu kahramanlıktır. Evet, evet. Müthiş bir şeydir. Ama orada askerin politize edilmemesi lazım. Yani asker siyasi imgeler kullanmamalıdır. Asker asker gibi tutmak lazım. Kuzey Irak'ta bu operasyonları yapmak lazım. Amerika Suriye'yi bombaladı biliyorsunuz. Evet. Tomahawk füzelerini attı. Fransa ile İngiltere ile beraber evet. hiçbir bombalamanın yanında yer almamak lazım. Amerika haklı olamaz. Füzelerin ucunda çip yok. Sivili haklıyı haksızı ayırt eden bastığınız zaman haklıyla haksızı herkesi yok ediyorsun orada. Siz Esed'e... Esad'la ilgili politika belli. Bir şey. Esed'e kızabilirsiniz. O başka bir şey. Ama biz bir ülkenin... Hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikası belli. Biz hiçbir İslam ülkesinin bombalanmasına sevinemeyiz. Yani, asla. Ama o İslam ülkesi halkını bombalıyor. Bak yönetimine ayrı bir şey. Gider yönetiminin karargahına gelir. Kara harbi yapar Amerika. Esed'i teslim alır. Kurban olur. Derim ki haklısın arkandayım. Ama Tomahawk füzelerini benim de kardeşlerimin, Türkmenlerin de, Kürt kardeşlerimin de bulunduğu, mazlumun da bulunduğu Tomahawk füzeleri biliyorsun şey bir geniş saha füzeleridir bunlar. Attığın zaman hepsi yok oluyor. Kimsenin İslam ülkesini bombalamaya hakkı yoktu. Bunlar benim din kardeşimdir. Ben onların hamisiyim. Osmanlı'nın devamıyız, Selçuklu'nun devamıyız. O topraklar bizim de topraklarımız. Bizim din kardeşlerimiz. Ben asla ne Türkiye Cumhuriyetlerine ne İslam ülkelerine bir tane bomba... Neden Avrupa'ya düşmüyor bombalar? Niye başka ülkelere düşmüyor? Yani Amerika'nın... Hep Afrika'ya düşüyor, manada, Orta Doğu'ya düşüyor. Yani oradaki hata. Kimyasal silahla Aydın ilgili Bey, mücadele... Biz doğruya doğru bakın. Denedim farklı ben. Bir şey yani. Bakın Afrin'de Tayyip Bey haklı evet, dedim. Evet. Ama Amerika'ya destek verilmez. Kim söylediyse yanlış süfle vermiş Tayyip Bey'e. Hayır efendim. Bu Haçlıdır. Orada yapmak istediği hadise. Esed'e de karşı olsa bizi ilgilendirmez. Onların orada ne işi var? Komşu değilsin. Deniz aşırısın. Gelmişsin. İngiltere, Suriye komşu mu? Fransa komşu mu? Zaten Amerika komşu mu? Kardeşim bizim yaptığımız... Hadise orada. Bakın ben komşuyum. Orada terör yıllarca Esed'in bizim babası... Bizim sınırlarımız var. Bakın Esed'in babası, biz düşmanız Esed'e. Esed'in babası yıllarca PKK'yı beslemiş, yapmayın etmeyin dediğimiz halde geçmiş bizim dönemlerimizde de gözümüzün yaşına bakmamış. Abdullah Öcalan nereden kaçtı? Suriye'den kaçtı biliyorsunuz. Bu yapılan Afrin harekatı, kurban olayım, dört dörtlük evet. geç kalınmış bir harekattır. Fakat... Biz oraya Amerika'nın, biz komşuyuz, biz mağduruz. Bizim yaptığımız meşru müdafaadır. Biz çekilmek üzere giriyoruz, işgal etmek. Ama o işgalcilere asla biz hak veremeyiz. Başkanım, ne olur, gözünü seveyim. Erken seçimle ilgili mesajlarınızı da alalım. Erken seçim, şu anda biz hazırız erken seçime. 72 vilayetteki teşkilatlarımızla beraber. Milletvekili adaylarınız olacak. Bizim, nasıl bir... Biz belediye seçimlerinde hazırız. Buna da ittifakla gireceğiz. İttifaksız şu anda öyle bir şey yok. Evet. Yeni Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde, partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir başkanlık sistemidir bu. Evet. Ve mutlaka koalisyonlar seçim önce yapılır. Seçim öncesi. Bu bir Amerikan modeli. Seçim öncesi yapılmak zorundadır. Bugün Tayyip Erdoğan'ın partisinin de, Devlet Bahçeli'nin partisinin de, Kılıçdaroğlu'nun partisinde 0.001'e bile ihtiyaçları vardır. Yani 50.1'e evet, almayan birlik beraberliğe ihtiyaçları yani var. Yani Tayyip Bey'e bu aklı kim verdiyse başkanlık sistemini kendi ayağına kurşun sıktırdı. Memleketin âli menfaati için istediğini düşünüyorum. Kontrolü tek elden doğrudur. Belki riskli bir seçimdi. Vardı. Tamam yapılmıştır. Güzeldir. Evet. Biz de istiyorduk böyle bir şey geçmiş zamanda. Ama burada da kuvvetler ayrımını yerine getirmek lazım. O hale olduğu gibi ortadan kaldırmak lazım. Başkanlık sisteminin şartları vardır, koşulları vardır. Başkanlık sistemi dediğiniz zaman yasama, yürütme, yargıyı tamamı ayırmak lazım. Parlamentoyu güçlendirmek lazım. Yasama, yürütmeye ayrıldığınız zaman parlamenter sistem otomatikman güçlenir. Milletvekili bölgesini temsil etsin. İki dudağın arasında olmasın kimsenin. Halkı temsil etsin. Hiçbir temsil sistemi önemlidir. Biz bu ittifakların yapılmasına karşı değiliz. Bizler de bu bir ittifakın içerisine doğru gideceğiz. Bize de ihtiyaçları vardır. Şu anda bizim 60 bin üyemiz var. 60 bin üye yanına 10 kişi alsa 600 bin kişi yapar. Bak, evet. Kendi ailesi vardır. Yani biz varız artık. Bu hani küçük parti demiyoruz kendimize. Biz eski partiyiz. Bizi küçük bu hale getirenlere yazıklar olsun. Biz büyük partiyiz. Marka değer olan partiyiz. Ve Türkiye'nin istikbalinde inanın varız. Erbakan Hoca herkes gülüyordu biliyorsunuz. Gidiyordu benim memleketimde Terme'de, Çarşamba'da geliyordu. Konuşma yapıyordu. Millet alay etmek için gidiyordu. O adam bugün onun ahvadı iktidarda.
hiç kimse kimseyle siyaseten alay etmesin. Benim yaşım da müsaittir, benim kadrom da müsaittir. Allah nasip ederse biz AKP sonrası Türkiye'ye talibiz. Peki, yani buzlar eridiği zaman seçmen bizim seçmenimizdir. Ve bu ittifakların içerisinde yer alacağız. Türkiye'ye de sahip çıkıyoruz. Kurban olayım, biz askerlik görevi yapıyoruz. Benim makam, mevki, benim arkadaşlarımın öyle, böyle bir hırsı yok. Müsteşarlık yapmışız, genel müdürlük yapmışız, devleti yönetmişiz. Ama bu askerlik göreviyle vatan hizmeti sınırlı değildir. Bizim yaptığımız bir askerlik görevidir. Allah rızası için yaptığımız bir görevdir. Biz birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaratmak istiyoruz bu bölgede. Öyle bir ülke kuracağız ki, yeniden tanzim edeceğiz ki, sırf Türkiye'de güçlü olmayacak, bölgede, Orta Doğu'da çok güçlü olacağız. Tayyip Bey, bunun bakıyorum söylemleri bu minvaldedir. Örtüşüyor düşüncelerim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sosyal medyada bizi izleyen İlyas Canlı, Musa Kazım Kılıç, Sıtkı Ada, Erdal Güzel, Ahmet Yavuz, Musa Kazım Kılıç, Kemal Aydın'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Size de selamlar. Bizleri izledikleri için. Efendim, saygı, selam. Bir programa sunuyorum. Böyle sığdırmak mümkün değil. Başka programlarda farklı konularda Aydın yine Bey, beraber olacağız. Kapatırken son sözüm şu buyurun olacak. Efendim. Bu ülkede Kur'an'dan koparılmış bir İslam dini. Milletinden, tarihinden koparılmış, milli duygularından koparılmış bir ülke kurmayı arzu ediyorlar. Ekonomik olarak çökertilmiş, kontrol altında bir devlet. Buna müsaade etmeyelim. Siyasetin bu kavgalı ortamına girip de CHP'siyle, AKP'lisiyle bu vatana sahip çıkalım. Çünkü siyaset artık devre dışı bırakılmalı. Allah rızası için, vatan için, kurban olayım, oradaki şehitlerimiz için, Çanakkale'de şüphesiz, tüyü bitmemiş, daha sakalı çıkmamış, okullar müfredat yapamadı, onların hatırı için, evet, onların evet, hatırı için, Allah rızası için ülkeye sahip çıkalım. Katılıyorum efendim. Sevgili seyirciler, programı burada noktalarken başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.